TRT Diyanet TV'den hepinize hayırlı sabahlar, günaydınlar sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 45 dakika sizlerle birlikte olacağız ve Türkiye'nin ve dünyanın önemli gelişmelerini sizlere gazete manşetleriyle aktarmaya çalışacağız. Evet, az sonra ekrana yansıyacak olan iletişim bilgilerinden de bizlere ulaşabilirsiniz diyelim ve hemen gündeme başlayalım. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen iftar yemeğinde konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı geceyi hatırlatan Erdoğan, meclisin şanlı bir direniş sergilediğine dikkat çekti, FETÖ'nün beklediği baharınsa hiç gelmeyeceğini söyledi. Erdoğan, 16 Nisan referandumuyla en önemli yönetim reformunun hayata geçtiğini de söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef alanlar bu bina ile birlikte doğrudan milletimizin iradesini, hatta milletimizin bizatihi kendisini bombalamışlardır. O gece dışarıda milletimiz, burada meclis binasının içinde de milletvekillerimiz şanlı bir direniş sergilediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste verilen iftarda 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlattı. İhanet çetesi FETÖ'ye ve arkasındaki güçlere işaret eden Cumhurbaşkanı, meclisin ve milletin dimdik ayakta olduğunu söyledi, FETÖ'nün beklediği baharınsa hiç gelmeyeceğini belirtti. Peki o FETÖ'cü hainlere ne oldu? Hepsi de cezaevlerinin demir parmaklıkları arkasında günlerini geçiriyor, mahkemelerde hesap veriyor. Siz bakmayın onların mahkemelerde oynadıkları tiyatroya. Günler, aylar, yıllar gelip geçecek ama o bekledikleri bahar hiç gelmeyecek. Hepsini de tek tek takip ediyor, vakti saati gelince de gereğini yerine getiriyoruz. Gazi Meclisi hürmetle selamlayan Erdoğan, 16 Nisan'daki halk oylamasıyla Türkiye tarihinin en önemli yönetim reformunun gerçekleştiğini ifade etti. Erdoğan, yasama ve yürütme arasındaki çizginin netleştiğini, kanun yapma yetkisinin fiilen mecliste olduğunu söyledi. Meclise Bakanlar Kurulu'nda hazırlanan ve meclise sevk edilen tasarıların onay merci durumuna düşmesi milletvekillerimizin çalışma şeklini de kırıyor. Yeni sistemde artık ne Bakanlar Kurulu'nun ne de bütçe dışında Cumhurbaşkanı'nın meclise kanun tasarısı gönderme yetkisi bulunmuyor. Tüm kanunlar milletvekillerimiz tarafından hazırlanacak, görüşülecek, tartışılacak, oylanacak ve yürürlüğe girecektir. Bir başka ifadeyle bu sistemde kanun yapma tekeli sadece kağıt üzerinde değil, fiilen de meclisin muhtesine geçiyor. Türkiye Körfez krizini sona erdirmek için çabalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu krizi görüşmek üzere Katar'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu arada Katar'a diplomatik tecrit uygulayan ülkeler arasındaki Suudi hükümetinden gelen gıda ve acil ihtiyaç yardımında bulunabiliriz açıklaması ise yumuşama sinyali olarak algılandı. Körfez krizinin aşılması için Türkiye, olayın patlak verdiği andan itibaren başlattığı diplomasi atağını sürdürüyor. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. Bu yaşanan süreçte krizle ilgili düşüncelerini ve buradaki durum hakkında tabii görüş alışverişinde bulunduk, bilgiler edindik. Ayrıca Türkiye olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve bizler olarak bu sorunun çözülmesi için neler yapıyoruz, kimlerle görüştük, hangi konular gündeme geldi ve bundan sonra hangi adımları atabiliriz bunları değerlendirme fırsatı bulduk. Moraller gayet iyi, halkta da aynı şekilde fakat tabii haklı olarak Katar'a karşı bazı alınan tedbirler var. Onlar da bu tedbirlerin gerekçeleriyle beraber sebeplerini ve ne olduğunu da öğrenmek istiyorlar bir şeyi düzeltmek için. Çavuşoğlu bugün de Kuveyt'i ziyaret edecek, ardından Cuma günü Suudi Arabistan'a geçecek.
Türkiye krizin çözümü konusunda başka kollardan da devreye girecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, krizin aktörleri konumundaki devletlerin başkanlarıyla bir telefon diplomasisi yürütüleceğini duyurdu. Katar ve Sayın Cumhurbaşkanımız devlet başkanları arasında yapılacak üçlü telefon görüşmesi planlanıyor şu anda. Muhtemelen yani bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde bunu yapacağız. 5 Haziran'da patlak veren krizde teröre destek vermekle suçladıkları Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyuran Suudi Arabistan'dansa yumuşama sinyali geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Jubeyr, ihtiyaç duyulması halinde Katar'a insani işler merkezi aracılığıyla gıda ve ilaç yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi. Suud Bakan, Katar'a yönelik bir ablukanın olmadığını, havaalanları ve limanlarının hizmete devam ettiğini de bildirdi. Sayın seyirciler, Diyanet Türkiye'de misafir edilen muhacir alimleri ağırladı. İftar davetinde kürsüye çıkan Başkan Görmez, Körfez'deki Katar krizine de değindi. Gerginliğin daha fazla büyümemesi için İslam alimlerinin de devreye girmesi gerektiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye'deki muhacir alimlerle iftarda bir araya geldi. İstanbul'daki Bahariye Mevlevi Hanesi'ndeki buluşmaya Suriye İslam Konseyi Başkanı Usame El-Rıfai, Irak Sünni Alimler Birliği Başkanı Said Mahmud Allafi, Filistinli Alimler Birliği Genel Sekreteri Nawaf Takruri'nin de aralarında bulunduğu, hayatlarını Türkiye'de sürdüren İslam alimleri katıldı. İftar sonrası kürsüye çıkan Görmez konuşmasında maruz kaldıkları zulüm, haksızlık ve işkenceler nedeniyle kendi ülkelerinde yaşayamayıp göç etmek zorunda kalan alimlerin durumundan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Onlar kendi ülkelerinde yaşayamıyorlar. Hicret ettiler. Bulundukları ülkede hayatlarını idame ettiriyorlar. Türkiye bugün muhacir alimlere ve Türkiye'ye gelmiş olanlara da ev sahipliği yapmaktadır. İslamiyet'te ırkçılık yoktur. Biz dinde kardeşiz. Allahu Teala bu şekilde emir buyurmuştur. Diyanet İşleri Başkanı bazı Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik tecrit politikasını da gündeme getirdi. Müslümanın kanı Müslümana haramdır. İnsan hayatı şereflidir ve korunması gerekmektedir. Biz Suudi Arabistanlı alim kardeşlerimize çağrıda bulunalım. Gelin söz birliğine devam edelim. Gerginlik ortamı daha da yaygınlık kazanmadan iyi bir şekilde sonuçlanması için çalışalım. Allah'a, peygambere itaat edelim. Çünkü bizler Müslümanız, müminiz. Müminin böyle davranması gerekiyor. Müslümanın Müslümana karşı savaş elbisesi giymesi caiz değil. Özelde Katar krizi, genelde ise İslam dünyasının içinde bulunduğu çatışma ortamının aşılmasında alimlere de büyük görevler düştüğünü söyledi Görmez. İçinde bulunduğumuz dönemde sorumluluğumuzu idrak etmemiz gerekiyor. Hiçbir alim bir müminin kanının mübah olduğunu söyleyemez. Terörle mücadele etmemiz, hakkı gözetmemiz gerekiyor. Yöneticiler arasında ihtilafın gelişmesine, artış kaydetmesine fırsat vermeyelim. İyilikte tek yumruk olalım, düşmana karşı savaşalım. Bazı alimlere karşı çirkin davranışlar söz konusudur. Onları savunmamız gerekiyor. Kendi başlarına bırakmayalım. Görmez bu noktada Katar krizi sonrası Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Karadavi'nin de aralarında bulunduğu bazı din adamlarının terör listesine alınmasına tepki gösterdi. Hepimiz bu alimlere karşı söylenen iftiraları duyduk. Toplumda ileri gelen alimlerin terörist olarak nitelendirilmeleri bizleri gerçekten üzüntüye sevk etmektedir. Burada hedef alim değil, İslamiyet ve Müslümanlardır. Bizim muhakkak tek saf halinde İslam'a cephe alan taraflara karşı hikmetle mücadele etmemiz gerekiyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da yangın dehşeti yaşandı. 27 katlı binadaki yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı. Yetkililere göre ölü sayısı her an artabilir. Uzun süre söndürülemeyen yangının fark edilmesinde ise sahura kalkan Müslümanlar etkili oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'nın Kuzey Kensington semtinde 27 katlı binada yangın çıktı. Grenfell Tower isimli binada çıkan yangın saatler süren uğraşlar sonucu söndürüldü.
Yangında yaşamını yitirenlerin sayısı Londra polisi tarafından açıklandı. Polis ölü sayısının artabileceğini belirtti. Bu arada 120 dairesi olan ve yüzlerce insanın yaşadığı binadaki yangında bilançonun daha da ağırlaşmaması orada yaşayan Müslümanlar sayesinde oldu. Apartman sakinleri yerel saatle 01:16'da başlayan yangına uykuda yakalandı. Ancak yangın alarmının çok sessiz çalması nedeniyle uyanmakta güçlük çektiler. Neyse ki dev apartmanda Ramazan nedeniyle sahura kalkan Müslüman komşular uyanıktı. Dumanı fark edip uyuyanları uyandırdılar, duman ve alevlerden kurtulmalarına yardım ettiler. Öte yandan bölgedeki camilerde yangından etkilenenlere yardım için harekete geçti. El-Manar Camii'nden yapılan açıklamada inançlı ya da inançsız, dinlenecek ya da uyuyacak bir yere ya da suya ve yemeğe ihtiyaç duyan herkese kapılarımız açıktır denildi. Yangın 40 itfaiye aracıyla 200'den fazla itfaiye erinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınabildi. Saatler süren çalışmalara rağmen tam olarak söndürülmekte güçlük çekildi. MİT tırlarının görüntülerinin yayınlanması davasında karar çıktı. Davada yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapse mahkum edildi ve kararın ardından tutuklandı. MİT tırlarının görüntülerinin yayınlanması davasında yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme Berberoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Enis Berberoğlu askeri casusluk yaptığı suçlamasıyla önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından Berberoğlu'nun cezası indirime gidilerek 25 yıla indirildi. Duruşma salonunda bulunan CHP milletvekili Berberoğlu daha sonra tutuklandı. Şüphemi de söyledim. Çalıştığım gazetenin santral telefonundan... Evet, gazete manşetleriyle devam ediyoruz sevgili izleyiciler. İlk gazetemiz bugün Akşam Gazetesi. Akşam Gazetesi'nde sahura kalkan Müslümanlar kurtardı diyor haberin başlığında. İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Latimer Road'da bulunan 24 katlı Greenfield Tower önceki gece dehşeti yaşadı. Yerel saatle 01:15 sıralarında patlayan bir buzdolabının neden olduğu alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Saatler süren yangında 12 kişi öldü, 78 kişi yaralandı. Binada olay sırasında Türkler dahil 600 kişinin bulunduğu belirtildi. Sahur için uyanan Müslümanların diğer komşuları uyandırması facianın büyümesini engelledi. Evet, onun yanındaki başlıkta devletin kalbine kaynak yapmışlar haberi var. Kaynak Holding'den devlete sızdırılan FETÖ'cü hainlerin listesine akşam ulaştı. KPSS hırsızlığıyla kamu kurumlarına gidenlerin sayısı 4.978'i buluyor. FETÖ'nün finans kaynaklarından Kaynak Holding'de çalışan ve yeterli referansı alanların KPSS sınavlarında verilen kopyalarla kamuya geçmeleri sağlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hangi kuruma ne kadar adam sokulduysa tek tek belirlendi diyor. Ve Pensilvanya'ya Türkiye'den polis var hemen bu haberin başlığının altında. FETÖ'nün Doğu Anadolu ve Karadeniz imam yardımcısı eski biyoloji öğretmeni Aydın Er, terör örgütü hakkında kritik itiraflarda bulundu. Örgütün güvendiği polisler Gülen'e korumalık yapmak üzere Pensilvanya'ya gönderildi. Kaçaklar halen Gaybubet evlerinde saklanıyormuş. O hal olmasın da terörün işini mi kolaylaştıralım? Bir diğer başlığımız yine Akşam Gazetesi'nden. Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişiminden bu yana o halin sadece terör örgütlerine karşı uygulandığını, bundan etkilenen tek bir vatandaş dahi olmadığını belirtti. Yani biz bunu yapmayacağız da terör örgütlerinin işini mi kolaylaştıracağız? Tabii ki terörle mücadelede her türlü enstrümanı kullanmak durumundayız demiş. Evet, Akşam Gazetesi'nden aktaracağımız haberler böyleydi. Sırada Star Gazetesi var. Star Gazetesi'nde ise ilk haberimizin başlığı "Bekledikleri bahar hiç gelmeyecek."
Erdoğan 15 Temmuz'da şanslı bir direnişe sahne olan meclisteki iftarda FETÖ ile mücadeledeki kararlılığı vurguladı. Çok geçmeden anlayacaklar. Bakmayın onların mahkemelerde oynadıkları tiyatroya. Günler, aylar, yıllar gelip geçecek ama o bekledikleri bahar hiç gelmeyecek. Kulaklarına fısıldanan rüyaların, vaatlerin birer hezeyandan ibaret olduğunu çok geçmeden anlayacaklar. Bir süre sonra yanlarında ne o avukatlar, ne el altında sağlanan destekler, ne kendilerini gaza getiren güruh kalacak. Zaman geçtikçe yaptıkları ihanetin ağırlığı hepsinin üzerine çökecek ancak pişmanlıkları da fayda etmeyecek diyor haberde. Cübbeli kuryelere Operasyon Star gazetesinin bir diğer başlığı. Pensilvanya ile cezaevi arasında kuryelik yaptığı iddiasıyla 189 FETÖ'cü avukata gözaltı kararı. Ev ve iş yerleri aranan avukatlardan 78'i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan firari 111 FETÖ'cü avukatın yakalanması için de operasyon başlatıldı. Evet, avukatların hepsi baylokçu diyor haberde. 15 Temmuz darbecilerini savunan 189 avukat terörist başı Fethullah Gülen'in talimatlarını sanıklara ileterek örgütü ayakta tutmaya ve davaları sulandırmaya çalışmakla suçlanıyor. İstanbul merkezli operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 189 avukatın tamamının baylok kullanıcısı olduğu da tespit edildi. Evet, sahura kalkan komşular kurtardı. Londra'daki facia ile ilgili haber yine yer alıyor. İngiltere'de ilk tespitte doğalgaz sızıntısından çıkan yangın kısa sürede 120 dairelik apartmanı sardı. Yangına uykuda yakalanan 12 kişi öldü, 78 kişi de yaralandı. Türklerin de yaşadığı iddia edilen apartmanda sahura kalkan Müslümanların komşuları uyarmasıyla birçok kişinin hayatının kurtulduğu öğrenildi. Sayın seyirciler, kontrollü casusa 25 yıl hapis haberimiz var. Firari sanık Can Dündar, Cumhuriyet'e manşet yaptığı MİT tırlarına ilişkin görüntüleri CHP milletvekili Enis Berberoğlu'ndan aldığını söylemişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Berberoğlu'nu önce müebbet hapse çarptırdı. Ardından iyi halden dolayı cezayı 25 yıla indirdi. CHP'li vekil duruşma çıkışı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katar ablukası Filistin'e uzandı. Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ihvan ve Hamas'la ilişkini kes baskısı en çok İsrail'in işine yaradı diyor haberde. Abluka şimdiden Gazze'deki Hamas direnişini boğma ve Filistin'i İsrail'e göstermelik bir barışa zorlama projesine dönüştü. Evet, Star gazetesinden aktaracaklarımız da böyle. Hemen Milliyet'le devam edelim. Milliyet gazetesinde de yine Londra'da yaşanan yangın faciası ile ilgili haber var. Başlıkta Londra'da dehşet saatleri diyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da 120 dairenin bulunduğu 27 katlı bir binada çıkan yangında 12 kişi yaşamını yitirirken 78'e yakın kişi de yaralandı. Görgü tanıkları binadaki Müslüman ailelerin yangın sırasında sahur nedeniyle ayakta olduğunu ve bu sayede pek çok kişinin kurtarıldığını anlattı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. Evet, o hal sadece teröre karşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan günlük hayatın o halden etkilenmediğini belirterek göreve geldiğimizde o hali kaldırdık, terör örgütleri teröristirdiler dedi. Jandarmanın kuruluşunun 178. yılı töreninde konuşan Erdoğan, olağanüstü hal yetkileri sadece terör örgütlerine karşı uygulanmıştır. Terör örgütlerine karşı mücadelede her türlü enstrümanı kullanmak durumundayız. Kato Dağı, Besler, Cudi ve bütün bölgede yiğitçe verilen mücadele unutulmayacak. Sizler şu anda bir tarih yazıyorsunuz demiş Erdoğan. Seçim sistemi mesajı başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın meclise eski ve yeni milletvekillerine verdiği iftarda yaptığı konuşmada da milletvekilleriyle seçmenleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için dar veya daraltılmış seçim bölgesi alternatifleri başta olmak üzere demokrasiyi güçlendirecek tüm teklifleri tartışmalıyız diye konuştu. Evet, Milliyet'in diğer haberlerine bakalım. Terörü def etmeye yemin ettik. Başbakan Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığı heyetini Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Terörle mücadelede devletin duruma tam hakim olduğunu da ifade ederek milletimiz rahat olsun, bu belayı milletin başından def etmeye yemin ettik, sizlerin gayretiyle halledeceğiz dedi.
Çocukluk yıllarında jenderme geliyor diyerek kaçtıklarını söyleyen Yıldırım, bugün korkutarak değil, güven vererek, huzur vererek görev yapan teşkilata sahibiz dedi. Evet, Katar yapay kriz başlığı var yine Milliyet gazetesinde. Başbakan yardımcısı Kurtulmuş, Katar krizinin hiçbir arka planının olmadığını belirterek yapay bir kriz ama bütün bir bölgeyi de tesir altında bırakması mümkün olan kuvvetli bir potansiyele sahiptir. Cumhurbaşkanımız her gün görüşmeleri sürdürüyor. Müsbet bazı gelişmeler var. Suudi Arabistan kralına da bu sorunu bir an evvel çözmek düşer diyor. Evet, Milliyet'ten son bir haber. Yine Körfez'de kilit Suudi Arabistan diyor. Bu haberle ilintili olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede Katar'la bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin olarak Suudi Arabistan bölgenin hem akıl devleti hem abisi sıfatıyla en önemli aktörü olarak bu krizi çözebilecek imkan ve kabiliyetlere sahiptir dedi. Evet, Milliyet gazetesinden sizlere aktaracaklarımız da bu kadardı. Evet sevgili izleyiciler, bültenimize yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa kısa haber turumuzla devam ediyoruz. FETÖ soruşturmaları kapsamında 189 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 78 avukat gözaltına alındı. Bu arada Genelkurmay Çatı davasında ilk FETÖ itirafı yapıldı. Sanık eski deniz yüzbaşı Ali Emre Eral, 14 Temmuz'da kendisini çağıran örgüt abisinin yarın amirlerin ne derse onu yapacaksın diyerek kendisini uyardığını, neden böyle söylediğini sorunca kapalı emir yanıtını aldığını bildirdi. Şırnak Katodağı bölgesinde operasyonlar sürüyor. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonu kapsamında 5 yeni mağara tespit edildi. Bulunan mağara sayısı 112'ye yükseldi. Bölgede 56 gündür devam eden operasyon kapsamında çok sayıda silah, mühimmatla yaşam malzemesi ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Afganistan'la ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Savunma Bakanı James Mattis, ülkesinin Afganistan'da savaşı kazanmadığını ve Temmuz'da buraya yönelik bir stratejiyi Kongre'ye sunacaklarını belirtti. Amerika'nın Afganistan'da hali hazırda 9.800 askeri bulunuyor. Amerikalı yetkililer uzun zamandır Afganistan'daki güvenlik durumunun Taliban lehine bir çıkmazda olduğunu dile getiriyor. Bangladeş'te heyelan yüzlerce can aldı. Ülkenin güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı heyelanlarda ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Bölgede etkili olmaya devam eden muson yağmurları ise arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 5000 evin kullanılamaz hale geldiği Rangamati'de halk 6 geçici sığınağa yerleştirildi. Müslüman olan İngiliz kadın Pakistan'da 500 yetime bakıyor. Koyu Katolik bir ailede doğan İngiliz Gufran Kureyşi, 20 yıl önce bir Pakistanlı ile evlenip Müslüman olduğundan bu yana kimsesizlere kucak açıyor. Gufran Kureyşi, kendi açtığı 3 yetimhanede kimsesizlere ev sahipliği yapıyor. Ben, siz verirseniz Allah size daha fazlasını verir ilkesine inanıyorum. Eşimle yürüttüğüm faaliyetlerin temel amacı bu çocuklara kaliteli bir eğitim ve İslami arka plan kazandırmak. Ehliyet sınavında elektronik sistem devri başlıyor. 2018'den itibaren tüm illerde e-sınav salonlarının faaliyete geçmesiyle sınavlarda kağıt ve kalem kullanımı sona erecek. Pilot uygulama olarak 28 ilde gerçekleştirilen e-sınavların bu yıl sonuna kadar 81 ilde yapılması sağlanacak. Yurt geneline yaygınlaştırılacak salonlarda yılda yaklaşık 4,5 milyon adayın sınava girmesi öngörülüyor. Sayın seyirciler, her yıl 3 milyon çocuğu Kur'an'la buluşturan yaz Kur'an kurslarının açılışı dolayısıyla Diyanet Merkez Binası çocukları ağırladı. Açılış programında kürsüye çıkan Başkan Mehmet Görmez konuşmasında hem çocuklara hem velilere hem de kurs öğreticilerine seslendi. ...2017 yılı Yaz Kur'an kurslarının açılışı için yapılan programda Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu çocuklarla şenlendi.
çalışmam gerekiyor. Ben çok mutluyum başladığımdan. Kur'an'ı da çok sevdiğim için yani. Kur'an çok güzel bir şey yani. Hem dini olarak kitabımız. Programda bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez önce miniklere seslendi. Sevgili çocuklar, camilere çok yakışıyorsunuz. Camiler sizinle çok güzelleşiyor. Kur'an çok güzel bir kitap ama sizinle Kur'an daha da güzelleşiyor. Yeryüzünün en masum mekanları camiler ve mabetlerdir. Yeryüzünün en masum varlıkları çocuklardır. Masum çocuklar masum mekanlara çok yakışır. Görmez velilere ise çocuklarınızı Allah'ın evlerine gönderin çağrısında bulundu. Çocuklarınıza verebileceğiniz en büyük hediye Allah'ın her birisine özel olarak gönderdiği mektup niteliğindeki Kur'an-ı Kerim'i, Kitab-ı Hakim'i öğrenmesini sağlamaktır. Ona vereceğiniz en büyük hediye peygamberlerini tanımalarıdır. Onun için lütfen siz Kur'an-ı Kerim'i evinizde de öğretebilirsiniz. Özel bir hoca da tutabilirsiniz. Ama gelin bu yaz mevsiminde böyle yapmayın. Siz onları bize gönderin. Allah'ın evlerine gönderin. Başkan Görmez Kur'an kursu öğreticilerine de mesaj verdi. Allah'ın emaneti olan çocuklara yönelik davranışlarda Peygamber Efendimizin örnek alınmasını istedi. Bu yavrularımız Allah'ın en büyük emaneti. Allah'ın bu en büyük emanetine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi davranın. Onlarla arkadaş olun. Onlarla dost olun. Onlara tatilde olduklarını da unutmadan Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini aynı zamanda çocukluklarını yaşayarak öğrensinler. Programda çocuklar ilahiler seslendirdi, salalar okudu. Küçükler tiyatro oyunu sergiledi, işitme engelli öğrenciler de işaret diliyle gösteriler yaptı. Çok mutlu oldum. Kur'an'dan başlıyorum. Hocam bize sureleri öğretiyor. Sayın seyirciler, topluma doğru dini bilgiyi her alanda ve her şartta götüren Diyanet, gençlik kamplarında manevi değerleri anlatacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği kamplarda gençler hem dini eğitim alacak hem de sosyal aktivitelerde bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği yaz kamplarının ilk dönemi hafta başında başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bakanlıkla imzaladığı protokol çerçevesinde bu yılda gençlere manevi değerleri anlatacak. Allah. 12 merkezde yaklaşık 3000 gencin katılımıyla gerçekleşecek kamplarda 66 Diyanet personeli görev yapacak. Diyanet personeli gençlere milli ve manevi değerleri anlatacak. Kampın ilk döneminde Ramazan teması da işlenecek. Kamplara bakanlığın resmi sayfasından ya da gençlik merkezlerinden başvuru yapılabilecek. Evet, gazetelerimizle devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesi var sırada. İlk haberimiz Kato'daki mücadele başlığıyla yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyetini kabul etti. Jandarmanın Kato'da, Besler ve Cudi'de verdiği yiğitçe mücadelenin unutulmayacağını belirten Erdoğan, "Sizler şu anda bir tarih yazıyorsunuz," dedi. Erdoğan şu mesajları da verdi. Birbirinizi bu vatan için sevin, birbirinizi Allah için çok sevin. Bu mücadelenin sonunda gidilen o makam eğer bir şehadet varsa malum ondan daha büyük bir makam olmaz. Rabbim inşallah bize de o makamı nasip etsin. Onların güler yüzle gittiğini biliyorum ve her an bizim yanımızda olduklarını da biliyorum diyor haberde. FETÖ'nün Vatikan'ı bir diğer başlığımız değerli izleyiciler, gizli servis gibi diyor İpek Üniversitesi yeni adıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Barcan'ın 10 ayın ardından yaptığı şaşırtıcı tespitler şu şekilde. Devir sürecinde üniversitenin işleyişiyle ilgili bir tek belge çıkmadı.
polis bilgi işlem altyapısının dünyada ilk 50'ye girebileceğini söyledi. Üniversitenin İngiltere ve ABD'de de yedek serverları ortaya çıktı. En büyük film platosu. Kampüsün altında dünyada eşine az rastlanır bir film platosu var. Burayı inceleyen uzmanlar Hollywood ve Bollywood'un ardından en büyük ve en gelişmiş platonun planlandığını söyledi. İnşaat firmaları 1 milyar dolarlık yatırım olduğunu tahmin ediyor. Polise göre 15 Temmuz başarılı olsa Gülen buradan bir konuşma yapacaktı. Evet, diğer haberlerimize göz atalım hemen. Dün Doha'da, bugün Kuveyt'te, yarın Mekke'de. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Körfez krizi için diplomasi trafiğine hız verdi. Dün Doha'da Katar emiri El Sani başta olmak üzere bir dizi görüşme yapan Çavuşoğlu gece yarısı Kuveyt'e geçti. Çavuşoğlu krizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Moraller iyi. Cuma günü de Kral Selman Mekke'ye davet etti. Kendisiyle de bir görüşme imkanımız olacak dedi. Hemen onun yanındaki başlıkta 2,5 milyar varillik petrol işgali haberi var. ABD terör örgütü PYD ve PKK ile birlikte Suriye'yi işgal ederken diğer taraftan ülke petrolünü paylaştırıyor. Evet, Suriye Petrol Bakanlığı'nın 2011 yılı verilerine göre ülkede 2,5 milyar varil petrol rezervi bulunuyor. Suriye 2011 yılı ilk çeyreğinde 34 milyon 828 bin varil ham petrol üretti. Yine aynı dönemde günlük üretim 387 bin varile ulaşıyordu diyor. Evet, Yeni Şafak'tan aktaracaklarımız da böyleydi. Sırada Diriliş Postası var. PKK'dan kayyımlara sabotaj. PKK'nın belediyeleri milletin emrine veren kayyımlara yönelik kurmaya çalıştığı yeni oyunu deşifre oldu. PKK ve HDP'nin belediyelerdeki militanlarına çalışmayın, kayyım hizmet edemesin talimatı verdiği ortaya çıktı. 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde halkı aldatan HDP-DBP'li belediyeler millete hizmet yerine milletin parasını Kandil'e göndermiş, 7 Haziran'ın ardından teröristlere hendek kazmaları için devletin araçlarını tahsis etmiş, hatta devletin araçlarını intihar saldırılarında kullandırmıştı. PKK'lı teröristler fahiş maaşlarla işe alınmış, kasalar örgüt için boşaltılmıştı. İçişleri Bakanlığı da teröre destek veren 35 belediyeye kayyım ataması yapmış. Belediyeleri Kandil'in emrinden alıp milletin emrine vermişti. Kayyımlar başkan ve başkan vekili sıfatıyla belediyelerin başına geçmesine rağmen belediyelerdeki PKK yapılanmaları henüz temizlenebilmiş değil. Bu doğrultuda PKK'nın belediyelerdeki terörist yapılanmasına çalışmayın, kayyımlar hizmet etmemeli, projeleri engelleyin talimatı verdiği de belirtildi. Katar'a sempatinin cezası 5 yıldan başlıyor. Bir diğer başlığımız, yine Diriliş Postası gazetesindeyiz. Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanan paylaşımların takibi çerçevesinde toplumun dokusuna ve ulusal birliğe zarar verecek içerik paylaştığı tespit edilen bir avukatın gözaltına alındığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'nın 8 Haziran'da yayınladığı bildiriye göre Katar'a karşı sevgi ve sempati besleyen ve destek içeren paylaşımlarda bulunanlar cezalandırılacak diyor haberde. Evet, Diriliş Postası'ndan da aktaracaklarımız bu kadardı. Bugünkü son gazetemiz Habertürk Gazetesi. Habertürk Gazetesi'nde dış cephe faciası diyor. Biliyorsunuz önceki gün hem İngiltere'de hem de önceki gece hem de İstanbul'da Kumkapı'da yangın dehşeti yaşanmıştı. Uykuda yakalandılar başlığı var. İngiltere'nin başkenti Londra'da dün sabah yangın dehşetiyle uyandı. Yangın ikinci katta buzdolabı patlamasıyla başladı. Alevler 15 dakikada 24 katı sardı. 600 bina sakini uykudaydı. Alarm zayıftı, uyanamadılar ve en az 12 kişi öldü. 1974 tarihli binaya geçen yıl 10 milyon sterlin metal kompozit kaplama yapılmıştı. Plastik straforla kaplama arasındaki 30 milimlik boşluk rüzgar tüneli oluşturdu. Alevler yukarı savruldu, oysa uygunluk belgesi vardı diyor. Evet, demek ki sadece Türkiye'de olmuyormuş böyle olaylar. Yine Kumkapı ile ilgili bir haber var. İstanbul Kumkapı'da iki Şilili vatandaşla şehide Sert Celepci'nin can verdiği otel yangınının lobideki çay makinesinden çıktığı belirlendi.
Dumandan zehirlendiği tahmin edilen Celepçi'nin yangın sırasında otel balkonundaki son görüntüsü yürek burktu. Eşi itfaiye seni indirelim geri çıkaracağız dedi ama yapamadılar diyor haberde. Meclisteki iftar yemeği ile ilgili bir haber var. Habertürk gazetesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kahraman meclis tören alanında eski ve bu dönem görev yapan milletvekillerine iftar yemeği verdi. İftara katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kapanmadan parlamentonun iç tüzüğü halletmesinde çok büyük fayda var dedi. Ve Yarsav'ı ele geçir talimatı FETÖ'den yine son haberimiz Habertürk gazetesinden FETÖ elebaşısı Gülen'in talimatıyla Yarsav'a üye olduğu ve 2014 HSYK seçimlerine FETÖ adına bağımsız girdiği iddiasıyla yargılanan eski Yargıtay hakimi Hasan Ünal'a 3 ağır müebbet ve 15 yıl istendi. İddianamede Gülen'in sohbet ve vaazlarda şifreli talimatlarla Yarsav'ı ele geçirin mesajı verdiği Ünal'ın 2008'de Yarsav'a üye olduğu, 2014'ten beri de baylok kullandığı yer aldı. Evet, Habertürk gazetesinden de sizlere aktaracaklarımız böyleydi değerli izleyiciler. Sayın seyirciler, Ramazan ayının son 10 gününe girdik. Peygamber Efendimizin sünnetlerinden biri olan itikaf ibadetini yapmak isteyenler bugünden itibaren camilerde kalacak. İtikafa girmek isteyenler bayrama kadar dünya telaşından uzaklaşıp Allah rızası için gece gündüz ibadetle meşgul olacak. İtikaf bir kimsenin kendisini kulluğa adamasıdır. İtikaf ibadeti Peygamber Efendimizin Ramazan'daki en önemli sünnetlerinden birisi. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa ebedi azaptan kurtuluş olarak bilinen Ramazan'ın son 10 gününde yapılıyor. Sevgili Peygamberimiz Ramazan ayının son 10 günü geldiği zaman evinden ayrılır, mescide gelir, mescitte itikafa girer. Yani kendisini adeta ibadete hasrederdi. İtikaf için müminler en az bir hafta, en uzun 10 gün süreyle camilerde kalıyor ve dünya hayatından büyük oranda uzaklaşıyor. Bütün kalbiyle, cismiyle Allah'a yöneliyor, günlerini ibadet ve duayla geçiriyor. Kişi şöyle düşünecek, Peygamber Efendimiz nasıl Hira'ya gitmişse, orada ibadet ediyorsa, kendisini tefekküre vermişse, itikafta olan kimse de tamamen kendisini ibadete ve tefekküre verecek. Ve orada kendi kulluğunun bir muhasebesini yapacak. Oradan çıktıktan sonra da daha iyi bir kul olmanın gayreti içerisinde olacaktır. Peki müminler itikaf ibadeti esnasında nelere dikkat etmeli? İtikaf esnasında tabii kişi yiyebilir, içebilir. Yiyeceğini, içeceğini camide, mescitte yapar. Kendisini orada onun dışında ibadete hasreder. Dünya kelamı veya dünyevi işlerle meşgul olmaz. Ancak zaruret miktarınca insanlarla konuşabilir, muhatap olabilir. Çok acil bir ihtiyacı yoksa mescitten dışarı çıkamaz. Tabii bedensel ihtiyaçları için dışarı çıkabilir. Bu önemli sünneti yerine getirmek için birçok mümin dün geceden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği camilerde itikafa girdi. Tarihi camilerde dikkat edersek böyle pencere pencere cam kenarları böyle oda gibidir, odacıklar gibidir. İşte oralarda insanlar itikaf ederlerdi. Günümüzde de inşallah bu itikaf yaygınlaşıyor. İtikaf bir sünnettir. Diyanet İşleri Başkanlığı yurt genelinde 4655 camiyi itikafa girmek isteyenler için hazırladı. Ankara'da Kocatepe ve Maltepe camileri başta olmak üzere 107 camide, İstanbul'da da 285 camide itikafa girilebilecek. İtikafa girilebilen camilerin listesine başkanlığın Ramazan ayı için hazırladığı ramazan.diyanet.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Ve şimdi de bizden haberler var sevgili izleyiciler. İlk gazetemiz Star Gazetesi. Star Gazetesi'nde çocuklarınız 2 ay bize emanet diyor. Yaz Kur'an kursları resmen başladı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, bu güzel yavruları Allah'ın evlerine gönderin. Hocalarımız onları en güzel şekilde karşılayacaklar dedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, çocuklar camilerde koşuştursunlar. Camilerin o manevi ikliminden bu Ramazan'ın rahmet iklimini camilerin manevi iklimiyle buluştursunlar.
Siz evlerinizde yine yardımcı olun. Özel hoca tutacaksanız yine tutun. Ama yazın bize 2 ay emanet edin. Bu güzel yavruların Allah'ın evlerine gönderin. Hocalarımız onları en güzel şekilde karşılayacaklar dedi. 2017 yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı Türkiye Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışma birincisi Mustafa Altıkat'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Evet, camide bayram var. Diyanet İşleri Başkanı Görmez programda yaptığı konuşmasına çocuklarla beraber besmele çekerek başladı. Yeryüzünün en masum mekanlarının camiler, en masum varlıklarının da çocuklar olduğunu vurgulayan Görmez, masum çocukların masum mekanlara çok yakışacağını söyledi. Çocukların camilere gelmesini bayram olarak niteleyen Görmez, çünkü siz gelip camilerde Allah'ın kitabını öğreniyorsunuz. İnancını öğreniyorsunuz, ibadetlerini öğreniyorsunuz, Allah'ınızı öğreniyorsunuz, peygamberinizi öğreniyorsunuz, kitabınızı öğreniyorsunuz. Bundan dolayı biz çok mutluyuz dedi. Ve din görevlilerine de seslenen Görmez, milletimizin evlatlarını camilerimizin kapılarında ayakta mütebessim bir çehreyle karşılayalım. Siz onların büyükçe davranmasını beklemeyin, siz onlara küçükçe davranın diye konuştu. Evet, Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. Alo Fetva hattına güvenin başlığı var. Ramazan dolayısıyla yoğunluk yaşanan Alo Fetva hattında vatandaşların merak ettiği tüm sorular cevap buluyor. Hattın verdiği hizmetler konusunda çok dikkatli olunduğunu, din konusunda insanların kafalarının karışık olmaması gerektiğini belirten İstanbul Müftüsü Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz, halkımızın, Diyanet'in ve İstanbul Müftülüğü'nün fetva hattındaki arkadaşlarımıza güvenmelerini bekliyorum dedi. Evet, Ramazan dolayısıyla yoğunluk yaşayan Alo Fetva hattında hizmet veren görevliler vatandaşların özellikle oruç, zekat, fitre, fidye gibi konulardaki sorularını cevaplıyor. Kaynaklarını araştırıp geri dönüyorlar. Alo Fetva hattında 3 erkek ve 3 kadın vaizin görev yaptığını belirten Yılmaz şöyle devam etti. Fetva hattında görev yapan vaiz hocalarımız bu konuyla alakalı gerekli birikimi elde etmiş, ilahiyat tahsili yapmış, yüksek lisansını yapmış, bir kısmı ihtisas mezunu arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Konunun uzmanıdırlar. Önlerinde zaten Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvalarla ilgili çalışmaları, özel kitapları bulunmakta. Ayrıca yine de arkadaşlarımız Din İşleri Yüksek Kurulu'nun hazırladığı internet sitesindeki fetvalardan da yararlanarak sorulan sorulara cevap vermektedirler. Cevap verilen soruların bir kısmı genellikle güvenilir kaynaklardan olduğu için halkımızın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve İstanbul Müftülüğü'nün fetva hattındaki arkadaşlarımıza güvenmelerini bekliyorum. Çünkü hakikaten bilmedikleri sorular olduğunda arkadaşlarımız, burası çok önemli sevgili izleyiciler, daha sonra arayın ya da numara bırakın, biz size dönelim diyor. Araştırıp soruşturduktan sonra cevaplar veriliyor. O bakımdan buradaki hizmet tamamen hasbi, vatandaşların din konusunda da aydınlatılması matuftur diyor. Evet, anayasal bir kurum Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın inanç, ibadet ve ahlak konularında toplumu aydınlatmak ve dini kurumları, camileri yönetmek üzere kurulmuş bir anayasal kurum olduğunu da dile getirdi diyor haberde. Son haberimiz Milat Gazetesi'nden. Yarım asırdır evde iftar yapmıyorlar. Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Küçük Elmalı köyünün sakinleri Ramazan ayı boyunca köy meydanında toplu iftar yapıyor. İftar vermek için adeta birbirleriyle yarışan Küçük Elmalı sakinleri ortak karar gereği doğum tarihlerine göre öncelik alıyor. Yörük geleneklerine bağlı olarak Ramazan ayında iftar köy meydanında yaptıklarını anlatan Ak, geçmiş yıllarda durumu iyi ailelerin evlerinde hazırladıkları yemeklerle organizasyonlar gerçekleştirildiğini, bunun daha sonra köylülerin iştirak ettiği geleneksel toplu iftarlara dönüştüğünü anlattı. Evet, sevgili izleyiciler, Milat Gazetesi'nden de sizlere aktaracağımız haberler böyleydi. Ve değerli izleyicilerimiz, bakalım bugün Türkiye gündeminde neler var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabullerine devam ediyor. Erdoğan külliyede Tunus Dışişleri Bakanı ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kabul edecek. Cumhurbaşkanı'nın sonraki kabulleri ise MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar olacak.
Katar krizi için devreye giren Türkiye'nin girişimleri sürüyor. Dün Katar'ı ziyaret Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugünkü durağı Kuveyt olacak. Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DAEŞ'ten geri alınması operasyonu ise devam ediyor. Evet, gündemden aktaracaklarımız da böyleydi değerli izleyicilerimiz. Bir programımızın daha sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olmak ümidiyle hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Sizlere hoşça kalın.